Madde ile antimadde büyük patlamada eşit miktarda oluştuysa bugün evrenin bomboş olması gerekirdi. Peki neden etrafımız maddeyle dolu? Hiçlik yerine bir şeyler var. Cevabı etrafımızdan hayalet gibi geçen nötrinolarda arıyoruz. Bu videoda nötrinoların tuhaf kimlik değiştirme özelliğinin madde-antimadde dengesizliğine nasıl ışık tuttuğunu ve son deneylerin ipuçlarını inceleyeceğiz. Eğer evrenin başında madde ve antimadde tam eşit olsaydı, şu an hiçbir şey var olmamalıydı. Peki neden evren boş değil? Bu gizemin cevabı gözle göremediğimiz bir hayalet parçacıkta gizli olabilir. Önce net tanımlarla başlayalım. Nötrino elektrik yükü olmayan, neredeyse sıfır kütleli ve maddeyle hemen hemen hiç etkileşmeyen temel bir parçacık. Neden önemli? Çünkü nötrinolar evrende her yerde. Güneşten yıldız patlamalarından ve nükleer reaksiyonlardan fışkırıyorlar. Trilyonlarcası şu anda bile bedenimizden geçiyor ama farkına bile varmıyoruz. Antimadde maddenin ayna ikizi. Aynı kütleye sahip ama zıt elektrik yüklü parçacıklar demek. Madde ve antimadde karşılaşınca birbirini yok eder. Saf enerjiye dönüşür. Evrenin başlangıcında madde ve antimadde eşit miktarda oluştuysa hepsinin birbirini imha etmesi gerekirdi. Ama öyle olmadı. Ortada net bir asimetri var. Bu bizi büyük bir soruya getiriyor. Madde-antimadde asimetrisi. Evrende neden madde antimaddeden daha fazla? Bilim insanları onlarca yıldır kaybolan antimaddenin gizemini çözemedi. Bir tahmine göre her 1 milyar antiparçacığa karşılık bir fazladan madde parçacığı hayatta kalmış olabilir. Bu minicik fark tüm galaksileri, yıldızları ve bizi oluşturdu. Ama nasıl ortaya çıktı? İşte nötrinolar burada sahneye çıkıyor. 1930'larda Wolfgang Pauli bazı nükleer tepkimelerde enerjinin kaybolmadığını görünce yeni bir parçacık önerdi. Bu minik hayalet parçacığa Enrico Fermi nötrino adını verdi. Kısa bir tarihçeden söz edecek olursak 20. yüzyılın sonunda nötrinoların çok ilginç bir özelliği keşfedildi. Bu parçacıklar kimlik değiştirebiliyorlar. Birazdan buna geleceğiz. Çünkü bu tuhaf özellik evrendeki madde fazlasının anahtarı olabilir. Nötrinoların kimlik değiştirme yeteneği bilimde nötrino salınımı olarak biliniyor. Yani bir elektron nötrinosu yolculuğu sırasında müyon nötrinosu veya tau nötrinosu gibi farklı tiplere dönüşebiliyor. Bu olgu ilk başta inanılmazdı çünkü standart modelde nötrinoların kütlesiz olduğu varsayılıyordu. Oysa salınım yapmaları onların kütlesi olduğunu kanıtladı. Nötrino salınımını açıklamak için kuramsal fizikçiler PMNS karışım matrisi adında 3'e 3'lük bir matris tanımladılar. Bu matematiksel model 3 nötrino çeşidinin 3 kütle durumuyla karıştığını gösteriyor. Sonuçta nötrino bir dalga gibi süzülürken bir çeşitten diğerine sallanıyor. Fakat bu modelde kritik bir bilinmeyen vardı. Karışım matrisindeki gizemli bir faz parametresi. Lambda CP denilen bu faz sıfır değilse doğa yasalarının temel bir simetrisi kırılıyor demektir. Lambda CP değeri aslında yük parite simetrisi ile ilgili. CP simetrisi etkileşime giren parçacıkların yükü ve ayna görüntüleri değiştirildiğinde bile fizik yasalarının aynı kalmasını gerektirir. Basitçe madde ve antimadde aynı şekilde davranmalı. Eğer lambda CP sıfırdan farklıysa CP ihlali var demektir. Yani nötrinolar ile antinötrinolar aynı kurallara tabi değildir. Peki bu tek başına neden yetmez? Çünkü standart modelde CP ihlali zaten bilinen bir fenomen. Ancak yalnızca kuark dediğimiz parçacıklarda gözlenmişti ve etkisi son derece zayıf kalıyordu. Kuarklardaki CP ihlali evrendeki madde fazlasını açıklamak için yetersizdi. İşte bu yüzden fizikçiler nötrinolara yöneldi. Eğer nötrinolarda da CP simetrisi ihlal ediliyorsa etki çok daha büyük olabilir ve eksik maddeyi açıklayabilirdi. Bu adeta doğanın maddeyi hafifçe kayırması demek olur. Bu noktada bilim insanları kritik bir deney tasarladı. Eğer nötrinolar yolda kimlik değiştirirken antinötrinolar yani antimadde versiyonları ile farklı oranlarda değişim gösterirse CP simetrisi ihlal ediliyor demektir. Diğer bir deyişle nötrino salınımlarında maddesel bir tercih var mı buna baktılar. Bunu test etmek kolay değil. Nötrinoları kütleleri yüzünden yakalamak zor. Her trilyonda birini ancak fark ediyoruz. Fakat devasa deneylerle bu zorluk aşılıyor. Şimdi biraz daha derine inelim. Fakat korkmayın, sezgisel kalacağız. Nötrino salınımı için sezgisel bir benzetme verecek olursak, dondurma aromasını ileri sürebiliriz. Zoya Vallari adında bir fizikçi şöyle anlatıyor. Düşünün ki çikolatalı dondurma aldınız. Yürürken dondurmanız bir anda naneliğe dönüşüyor. Sonra biraz daha ileride çilekliğe dönüşüyor. Nötrino 3 aroma, 3 tür arasında sürekli böyle gidip geliyor. Bu kuantum mekaniğinin olasılık dalgalanmalarından kaynaklanıyor. Nötrino 3 farklı kütle durumunun süperpozisyonu halinde yol alıyor. Her bir kütle durumu farklı hızda salınım yapmakta ve bu girişim desenleri nötrino türünü belirlemektedir.
Bu model nötrino kütle farkları küçük de olsa sıfır olmadığında çalışıyor. Ki deneyler bunu doğruladı. Ancak model lambda CP gibi parametrelerin değerini ölçmemiz gerektiğini söylüyor. Yani bu simetri nerede kırılır? Eğer lambda CP sıfıra eşit çıkarsa nötrinolar CP ihlal etmiyor demektir. Ve bu teori madde asimetrisi sorununu çözemez. İşin teorik güzelliği şu. Eğer CP ihlali nötrinolar için maksimum düzeyde ise doğa mümkün olduğunca maddeyi kayırıyor demektir. İlginç şekilde 2020'de Japonya'daki T2K deneyi nötrino ile antinötrino davranış farkının olası en büyük değere yakın olabileceğini ima eden veriler yayınladı. Doğa sanki evet madde kazansın demiş gibi. Fakat henüz resmi bir keşif yok. Bu sadece 3 sigma düzeyinde bir kanıt seviyesindeydi. Yani nerede simetri kırılır? 3 sigma %99.7 güvenilirlik demek. Gerçek bir keşif için 5 sigma gerekir. Yani istatistiksel bir tesadüf olma ihtimali hala var. Öte yandan standart modelin ötesine bakmalıyız. Eğer nötrinolar gerçekten kendi antiparçacıkları olsaydı, Majorana parçacıkları deniyor, 0, V ve beta adı verilen sıra dışı bir nükleer bozulma gerçekleşirdi. Bu bir atom çekirdeğinin iki nötrino salmadan beta bozulumu yapmasıdır. İmkansız gibi görünür ama nötrino kendi antiparçacığıysa bu mümkün olur. Böyle bir olay görülürse nötrinoların doğasında beklenmedik bir simetri bozukluğu daha var demektir. Bu da madde fazlası muammasını açıklamaya yardım edebilir. Henüz böyle bir olay tespit edilmiş değil. Arayış devam ediyor. Elbette nötrinolar tek oyuncu değil. Alternatif yaklaşım olarak baryogenez denilen süreç, evrenin ilk anlarında farklı bir mekanizmanın madde fazlası yarattığını öne sürer. Örneğin standart modelde kuark CP ihlali zaten biliniyordu. Bu kuramsal olarak madde antimadde dengesini bozabilecek bir unsur sağlıyor. Ancak hesaplamalar gösteriyor ki bu etki inanılmaz küçük. Evrendeki asimetriyi açıklamaya yetmiyor. Veriler kuarkların ihtimalinin gerekenin milyarda biri kadar etki yaptığını söylüyor. Yani açık bir boşluk var. Bir diğer hipotez ise leptogenez. Bu senaryoda erken evrende henüz keşfedilmemiş ağır nötrinolar vardı. Bu süper ağır nötrinoların radyoaktif bozulmaları madde lehine ufak bir fazlalık yaratmış olabilir. Bu teorinin gücü ise nötrino gibi leptonların CP ihlali yapabileceğini, bizim konuştuklarımızın atası olarak bunun mümkün olduğunu içermektedir. Ve Sakharov'un 1967'de ortaya koyduğu madde oluşumu şartlarına uyuyor. Bu ağır nötrinolar henüz deneysel olarak görülmedi. Sadece teorik bir fikir. Veriler dolaylı. Kozmolojik hesaplar ve bazı deneyler böyle parçacıklar olabileceğine işaret ediyor. Ama kesin değil. Yani leptogenez hala hipotez aşamasında. Sonuç olarak nötrino hipotezi henüz kesinleşmiş değil. Elde ettiğimiz ipuçları heyecan verici. Ancak deneysel belirsizlik payı hala büyük. Nötrinolar son derece hayaletimsi parçacıklar olduğu için çok uzun süre ve çok sayıda veri toplamadan kesin konuşamıyoruz. Yeni sonuçlar cazip bir yön işaret ediyor ama henüz çok erken. Bu nedenle konuyu aydınlatmak için daha büyük ve hassas deneylere ihtiyaç var. Peki sırada ne var? Şimdi devasa yeni deneyler inşa ediliyor. ABD'deki Dune ve Japonya'daki Hyper Kamiokande gibi projeler nötrino bilmecesini çözmeyi hedefliyor. Bu deneyler nötrino ve antinötrino salının farkını daha hassas ölçecek. Mesela Dune Fermilab'dan gönderilecek yoğun bir nötrino demetini 1300 km ötede Güney Dakota'daki dev bir yeraltı dedektöründe gözlemleyecek. 40 kilotonluk sıvı argon dedektöründe on binlerce fotodedektör nadir nötrino etkileşimlerini avlayacak. Bu yeni deneylerde hedef nötrino ile antinötrino arasındaki olası CP faz farkını 5 sigma düzeyinde tespit etmek. Örneğin Hyper Kamiokande 260 bin tonluk dev su tankıyla nötrino olaylarını inceleyecek. Beklenen veri miktarı o kadar büyük ki analiz için yapay zeka destekli filtreler tasarlanıyor. Bir nötrino demeti 1300 km yol alırken dünya kabuğunda zayıflıyor ama kaybolmuyor. Saniyede neredeyse ışık hızında bu mesafeyi kat ediyor. 10 yıl boyunca sürecek ölçümlerde milyonlarca potansiyel olay içinden birkaç bini altın değerinde olacak. Kozmik ölçekte bu ince ayar evrenin kaderini belirlemiş olabilir. Eğer bu deneyler beklenen sonucu verirse nihayet evren neden bir şeyler ile dolu sorusuna somut bir cevap bulabiliriz. Bir test edilebilir öneri de şu. Nötrinolar gerçekten maddeyi kayırdıysa belli enerji aralıklarında antinötrino dönüşüm oranlarının nötrinodan istatistiksel olarak farklı olduğunu göreceğiz. Dune farklı enerjilerde geniş bir bantta nötrino demeti kullanarak bu imzayı arayacak. Örneğin 2 giga elektron volt civarında nötrino elektron nötrino dönüşüm oranı %5 ise antinötrino için %3 gibi daha düşük bir oran tespit etmek. CP ihlalinin kesin göstergesi olacak.
Bu fark ilk anda küçük görünebilir ama istatistiksel olarak anlamlıysa evrenin sırlarını açığa çıkaracak kadar büyük. Özetle bu videoda 3 ana noktayı vurguladık. Nötrinolar hayalet parçacıklardır ve 3 farklı kimlik arasında sürekli salınırlar. Bu onlara doğada eşsiz bir rol verir. Nötrinoların olası CP simetri ihlali evrenin madde-antimadde dengesizliğinin kilit nedeni olabilir. İlk veriler bu yönde ipucu verdi. Yeni nesil deneylerle bu hipotezi sınama aşamasındayız. Dev dedektörler ve uluslararası işbirlikleri önümüzdeki 10 yılda neden bir şey var sorusuna cevap arayacak. Belki de birkaç yıl sonra devasa bir yeraltı dedektöründen gelen verilerle nötrinoların gerçekten evreni kurtardığı anlaşılacak. Eğer nötrinoların CP ihlali kesinleşirse açık bir araştırma sorusu da yanıtlanmış olacak. Neden yokluk yerine varlık var? Elbette eğer sonuç olumsuz çıkarsa bu da bilim için önemli. Belki de bir başka mekanizma devreye girmiş demektir. Her halükarda önümüzdeki 10 yıl parçacık fiziği ve kozmoloji için çok heyecan verici olacak. Son bir soru ile bitirelim. Sizce evrendeki madde fazlasının asıl sebebi nötrinolar mı, yoksa henüz keşfedilmemiş bambaşka bir fizik mi devrede? Yorumlarda nötrino mu yoksa başka bir şey mi diye düşüncenizi ve nedenini paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.